Merhaba, ben Murat Çabaz. Yeni Mesaj TV'de bugün Suriye'nin petrolleri konusunda son gelişmeleri, önemli gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağım. Malum Amerika'nın ve İsrail'in bu ikilinin Suriye konusunda aynen Irak'ta, Türkiye ve İran konularında olduğu gibi bir büyük İsrail devleti hesabı var. Ve Kürdistan projesini de aslında Kürtlere bir özgürlük kazandırmak için değil, bu projenin hayata geçmesi için bir kılıf olarak kullanıyorlar. Son gelişmelerde bu amacın doğruluğunu ortaya koyuyor. Bakın, terör örgütü YPG'nin son günlerde İsrail ile bazı anlaşmalar yaptığı, özellikle petrolün çıkartılması, işletilmesi ve pazarlanması konusunda önemli anlaşmalar yaptığı ortaya çıktı. Bu konuda YPG bu petrol çıkartılması, işlenmesi ve pazarlanması konusunda İsrail şirketi olan Global Development Corporation, kısa adıyla GDC ile bir anlaşma yaparak bu hakları ona devrettiği ifade edildi. Malum şu anda Amerika'nın koordinatörlüğünde, Amerika'nın güvencesi altında terör örgütü YPG 11 tane bölgeden, Suriye'de 11 bölgeden petrol çıkartıyor. Bunlar Rakka, Haseke ve Deir Zor bölgelerinde bulunuyor. Yüzlerce kuyudan çıkartılan bu petrol ile ilgili İsrail şirketiyle yapılan anlaşma 2019 başlarında görüşmeler başlamıştı. Daha yeni neticelendi. Ve bu noktada bakın, bir belge de yayınlandı basın organları tarafından. Ve bu belgede de şunlar ifade ediliyor. Bay Kahana, yani İsrail şirketinin sahibi, yöneticisi olan kişi bu. Bay Kahana, Suriye Demokratik Konseyi'nin temsilen bu belge SDK'nın sahip olduğu petrol satışı ile ilgili tüm konularda şirketiniz GDC'ye verilmiş resmi bir kabuldür deniliyor. Yani bir terör örgütü, biz İsrail şirketine resmi bir belgeden bahsediyor, resmi bir kabulden bahsediyor. Ayrıca belgedeki maddeler devam ediyor. Ayrıca size yönettiğimiz alanlarda bulunan petrolü keşfetme ve geliştirme hakkını da veriyoruz diyor belgede. Yani düşünebiliyor musunuz? Suriye halkına ait olan petrollerin işletme ve araştırma, yeni sahalar bulma yetkisi de İsrail'in bir şirkete veriliyor. Yine belgede şunlar ifade ediliyor. Suriye Demokratik Konseyi'nin petrol satışına ilişkin tüm konular her zaman için ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin onayına tabidir ifadesi yer alıyor belgede. Yani Şıracı'nın şahidi Bozacı. Şimdi imzalanan belgede aynı zamanda petrolle alakalı, bulunan petrolle alakalı ve fiyatlar konusunda da bir takım bilgiler var. Günlük petrol üretiminin şu anda 125 bin varil olduğu ifade ediliyor ve 400 bin varile de çıkacağı belirtiliyor. Fiyat konusunda da varil başına 22 ila 35 dolar gibi bir fiyattan bahsediliyor. Yani dünya piyasalarında bulunan petrol varil fiyatının üçte birine varan bir fiyattan bahsediliyor. Yağmur Hasan'ın böreği gibi Suriye'nin petrolleri üçte bir fiyatına pazarlanmaya çalışılıyor. Şimdi bu tabii hem Los Angeles Times gazetesine çıkan bir haberde doğrulandı, hem de İsrail Hayom gazetesinde de bu İsrail şirketin sahibi olan efendim Mordechai Kana tarafından da bu basın organlarına açıklamalar yapıldı. Şimdi gördüğünüz gibi bütün bu adımlar asıl projenin Büyük İsrail Devleti projesi olduğunu gösteriyor. Suriye halkına ait olan petroller, nasıl Irak halkına ait petroller Barzani tarafından yabancı şirketlere pazarlanıyorsa, aynen burada da YPG tarafından İsrail'e pazarlanmaya çalışılıyor ya da İsrail üzerinden pazarlanmaya çalışılıyor. Şimdi bu denklemi bozmak mümkün. Nasıl mümkün? Eğer bölge ülkede olarak Türkiye ve Suriye devleti aynen Adana Mutabakatı'nda olduğu gibi bir araya gelip gerek terör konusunda, gerekse sınır güvenliği konusunda, mülteciler konusunda bir anlaşmaya varabilirse, işte bu oyun bozulur. YPG özerk olmaktan efendim özerk olamaz. Bu bölgenin petrollerine sahip çıkamaz. Amerika da burada işgalci kalacağı için buradan çıkmak zorunda kalır. Bu denklemi Türkiye ve Suriye bozabilir. O yüzden siyasilerimize sesleniyoruz. Lütfen bu oyunu bozun ve Suriye ile ilişkilerimizi tekrar normalleştirin.